olmaz ki. Bu da değil abi, bu ne ya? Bu hiç değil, bu ne ya? Allah'ın gücüne gitmesin. Fena değil, olabilir, tesi var. Elif Hanım. Hoş geldiniz. Neden haber vermediniz? Ben gelip alırdım seni. Eşyalarınızı ne yaptınız? Ümmügül Hanım sağ olsun yardım etti. Yerleştirdik birlikte. Siz iyi görünmüyorsunuz. Ne oldu, bir şey mi oldu? Biraz uykusuzum. Zor bir gece geçirdim. Bana da dedi demin. Hiç uyumamış kızcağız. Anladım Ümmügül Hanım. Siz işinize gücünüze bakın, tamam mı? Elif Hanım'ın odasını da güzelce düzenleyin. Hadi bakalım. Zahmet etmeseydiniz ben hallederdim. Yine sanırım Erhan üstü siz, değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Buna neden izin veriyorsunuz? Bir şey izin verdiğim yok. Artık bitti zaten. Bir daha hayatımda olmayacak. Öyle mi? Yani isabetli bir karar olmuş. Kusura bakmayın ama size layık değil. Ay sessiz. Ay, sakın yanlış anlamayın. Ben sizi üzmek için söylemedim. Yok, gerçekten sizinle alakası yok Tuncay Bey. Zor bir gece geçirdim. Siz şöyle bir oturun isterseniz, bir soluklanın. Ben de size bir kahve yapayım ha, kendi ellerimle. Nasıl? Müthiş, iyi gelecektir. Şey, filtre kahve, Türk kahvesi. Fark etmez. Tamam. Kahvaltı hazır mı Ümgür? Önce Elif Hanım'ın odayı hazırlayıp sonra hemen hazır ederim. Ha, geldi mi Tuncay'ın yeni kırı? Günah, öyle demeyin. Hadi hadi, işinin başına. Herkes her şeyi çok biliyor bu evde ya. Cabır 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 ama. Ne oldu küçük prens, niye hazırlıyorsun? Bak, dadın da teşrif etmiş. Sen ver bakayım bana şunu bir. Ver bakayım. Altını batırmışsın sen. Dur, şunu değiştirelim sonra söyleyelim. Anne ne oluyor? Kızlar girmeyin içeri siz. Girmeyin, çıkın. Ya bakmayın. Ay bakmayın. Ya bakmayın ya. Bana bak, bağırma kızlarıma. Duymayacağım bir daha, tamam mı? Gidin buradan. Gitsinler mi? Sen kimin evinden kimi kovuyorsun be? Onların evi burası. Sesiniz salondan geliyor, ne oluyor? Dışarı kızlar. Sen de. Tamam baba. Tamam babacığım, tamam. Problem yok, tamam. Bana bak, ne yaptın sen çocuğa? Ne yapacağım ya? Altını ıslatmış, ondan ağlıyor paşam. Sen bir gelsene benimle. Kapat şu kapıyı, kapat. Ya şu kapıyı kapat diyorum sana. Ne istiyorsun sen çocuklardan, he? Ne istiyorsun bu çocuklar? Senin oğlun olacak, o velet benim kızlarıma bağırdı. Ya bağırışır çağırışır onlar. İtişirler, kakışırlar, anlaşırlar. Sende hiç merhamet yok mu ya, he? Yok mu sende hiç merhamet? Annelik yap diyordunuz, terbiye ediyorum işte. Bana bak, bir daha çocuklara iyi davranacaksın. Özellikle Berkay'a. Düzgün davranacaksın, tamam mı? Ya hırsını birinden çıkaracaksan benden çıkarırsın. Çocuklarla uğraşma. Anladın mı? Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Peki kocacığım. Ne yapıyorsun sen? Manyak mısın sen? Pıncığı benden çıkar diyordu. Çıkarıyorum işte kocacığım. Sen at! Allah seni kahretsin. Etmiş etecek kadar. Etmiş. Senle evlenerek etmiş. Lan belası. Bu ne böyle ya? Bu ne böyle? Çık şunlara bir şeyler söyle. Yoksa evi başımıza yıkacaklar. Hadi. Ne söyleyeyim Tahir Bey? Laftan anladıkları mı var? Aman anne, boş ver, hiç karışma. Vallahi bir şey olur, arada sen kaynarsın.
Bu ne ya? Bu ne? Bu ne ya? Ha bu evlendiğimizde de böyleydi zaten. Ama bu artık bu işi kontrol edebilecek bir boyutta değil. Bu çığırından çıktı bu kadın. Ben boşanacağım bundan. Aa saçmalama abi. Siz tencereyle kapak gibisiniz bence. Bana bak sen kapa çeneni, tamam mı? Zamanı değil, kalbini kırarım senin. Tuncay lütfen sakin ol evladım, lütfen. Sonra güzel güzel konuşur halledersiniz. Kulüpteyim, müsaitseniz şey gelin, bekliyorum. Anlamıyor musun? Tamamdır. Çıktı. Ben odadan zor attım kendimi, anla. Tahir Bey, siz niye gülüyorsunuz Allah aşkına? Sinirden efendim, sinirden. Bana bak, sen de aklını başına topla, karınla konuş, boşanmak falan yok. Aa, babacığım ne boşanması? Hayatım ben seni çok seviyorum, hayatta ayrılmam, olur mu öyle şey? Bakın ben çocuklarımı da kocamı da çok seviyorum. Hatta o küçük paşayı bile. Ama ne yapsaydım, hiçbir şey söylemese miydim? Her yeri batırmıştı. Ben onu size layık bir evlat olarak yetiştirmeye çalışıyorum. Hem her ailede böyle ufak tefek tartışmalar olur, öyle değil mi anneciğim? Bana böyle dersin ya sen. Bana bak, sen iyi değilsin ha. Seni birkaç aya yatırırız, haberin olsun. Belki beraber yatarız aşkım, ne dersin? Ben gidiyorum. Benim de acele çıkmam lazım. Siz nereye Tahir Bey, daha kahvaltı bile yapmadık. Ya ağzımızın tadı mı kaldı ya? Ağzımızın tadı mı kaldı? Hadi görüşürüz. Ben de bir Melisa çayı yapayım bari. Sinirlerimiz gevşesin değil mi? Ay Senemciğim ben de içerim. Ama Ümmü Gül'e söyle olur mu? Seninkisi pek bir şeye benzemiyor. Olur yengeciğim. Anneciğim. İstersen bu işi 5 milyon dolara hemen halledebiliriz. Ya fiyat çok dersen sen de bir şey söyle. İstersen TL üzerinden de konuşabiliriz. Ben teklifleri açayım. Tuncay gerçekten haklı. Senin şirazen iyice kaymış kızım. Kolektif bir çalışma oldu anneciğim. Hepinizin sayesinde ufak ufak deliriyorum. Ne demişler? Akıllı olup dünyanın kahrını çekeceğine. Deli ol, dünya senin kahrını çeksin. Hadi bakalım montumuzu giyelim. İyi eğlenceler sana bir tanem. Babaannenin sözünü dinle olur mu? Paşa, sen niye astın suratını öyle? Bak biz şimdi sana neler neler alacağız. Elif ablam neden gelmiyor? Biz babaanne torun vakit geçireceğiz değil mi? Hem Elif ablan da dinlensin, rahat rahat odasına yerleşsin. Ben işlerimi halledeyim. Sonra da akşam gelince seninle beraber resim yapalım, olur mu? Tamam. Hadi bakalım. Nihayet. Nihayet sonunda baş başa kalabildik Elif'ciğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.